İşte size Erbakan hocamız ders anlatırken onu dinlemeyip arka bahçede top oynamanın sonu. Yeniden Refah Partisi İl Kongresi için inşallah birazdan Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey de burada olacaklar. Şu anda hazırlıklar devam ediyor. Bizler de bugün tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kocaeli Kitap Fuarı önündeyiz. İnşallah Genel Başkanımız şu an yolda. Birlikte burayı ziyaret ettikten sonra salona intikal edeceğiz. Başkanı Sayın Fatih Erbakan az önce içeriye girdi. Büyük bir coşku, büyük bir heyecanla an ve an görüntüleri takip etmeye devam ediyor. Bildiği gibi gerek ulusal kanallar, gerek havuz medyası, gerek sosyal medya genel başkanımıza alabildiğine ambargo koyuyor. Sesini kısmaya çalışıyor. O bakımdan Allah'ın izniyle kim ne derse desin iktidara geliyoruz. Yok %1'miş, %2'miş, %3'müş. Şimdi ben size yüzde kaç olduğumuzun belgesini 2 kere 2'nin 4, 7 kere 8'in 56 ettiği gibi Milli Görüş'ün Yeniden Refah Partisi'nin yüzde kaç oyunun olduğunu göstereceğim belgesini. Biz bunu yapmadık. Bunu rakiplerimiz yaptı, rakiplerimiz. Bakın, burada iktidar partisi AK Parti %52'den %31'e düşmüş iktidar partisi. %52'den %31'e. Cumhuriyet Halk Partisi %26. 60 yıldır zaten %26. Bir şey değişmiyor. Evet. İyi Parti 15,7. Yeniden Refah Partisi 13,4. Hayırlı olsun, geliyoruz. Şunu söylüyorum. Kim ne derse desin. Değerli katılımcılar, benim yaşım 75. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen 12 Cumhurbaşkanı'nın 11'inin icraatını, faaliyetini, hizmetini, ihanetini gördüm. Atatürk'ten sonra gelen İnönü ve Celal Bayar'dan Sayın Erdoğan'a kadar ki benim belediye başkanı arkadaşımdır. Bütün Cumhurbaşkanı'nın icraatını gördüm. 11 Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen 41 Başbakan'ın 31'inin icraatını, faaliyetini, hizmetini gördüm. İhanetini gördüm. 2 ihtilal gördüm. 2 muhtıra gördüm. Bir ihtilal kalkışması yaşadım. Şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden benim gördüğüm 31 başbakan, 11 cumhurbaşkanı arasında arkama bakıyorum. Arkasından sağcısının, solcusunun, ateistinin, inananın, inanmayanın, Kürt'ün, Türk'ün, Alevi'nin, Sünni'nin dua ettiği tek lider var. Profesör Doktor Nedmettin Erbakan'dır. Erbakan'dır. Benim gibi ben bir susun, genel başkanı dinleyeceğim. Benim gibi belediye başkanı olabilirsin. Milletvekili olabilirsin. Bakan olabilirsin. Başbakan olabilirsin. Cumhurbaşkanı olabilirsin ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bana Amerika'dan diyen bir Erbakan hocam gibi adam olamazsın.
Genel Başkanım, Kocaeli Teşkilatı il yönetimi ile, ilçe yönetimleri ile, ilçe başkanları ile, gençlik kolları ile, hanım kolları ile 4195 baş müşahidiyle seçime hazırdır. Kocaeli'nin 13 milletvekilinin, 13 belediye başkanının 13'ünü almaya hazırdır Allah'ın izniyle. Buna size burada arz ediyorum bilgilerinize. Şu an bize ayda Kocaeli'ye 474 üye yapmamızı söylüyorsunuz. Bu ay Kocaeli Teşkilatı tam 600 üye yapmıştır. Hayırlı olsun. Kocaeli Teşkilatı'nın 17 bin üyesi var ıslak imzalı. 11 bini Yargıtay'dadır. Bu 17 bin üyenin de 10 binini bayandan yapmıştır. Tebrik ediyorum. Alkışlamasını istiyorum inşallah. Felek esrabı cefasını toplasın gelsin. Dönersek kahveyiz dava yolundan. Dönersek kahveyiz mücadele yolundan. Son olarak şunu söylemek istiyorum Sayın Genel Başkanım. Biliyorsunuz bu ülkede belediye başkanları değişince merasimler yapılıyor devir teslim. Bakanlar değişince merasimler yapılıyor devir teslim merasimleri. Başbakanlar değişince başbakanlar devir teslim merasimleri yapılıyor. Cumhurbaşkanları değişince onlarla devir teslim merasimleri yapılıyor. En son Cumhurbaşkanlığı değişikliğinde Abdullah Gül görevi benim belediye başkan arkadaşım Sayın Fatih Erbakan'a Çankaya devretmiştir merasimden. Biraz sorunlu olmuştur ama şunu söylemek istiyorum. Her yeni gelen Cumhurbaşkanı, Başbakan'a eski başbakan veya eski cumhurbaşkanı diyor ki bak devlet işi idaresi kolay değil. Sıkıntılara düşebilirsin. Onun için benim tecrübem var. Senden önce başbakanlık yaptım. Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sıkışırsan perişan olmayasın diye sana birkaç not bıraktım diyor. Ne notu deyince 3 tane zar bıraktım diyor. Biri 1 numara, biri 2 numara, biri 3 numara. Sıkışırsan diyor, önce bunalırsan 1 numaralı zarfı açarsın. Evet, aylar geçiyor. İstanbul'da gezi olayları başlıyor. Polisler öldürülüyor. Araçlar yakılıyor. Aylarca mülteler devam ediyor. Evet, eski Cumhurbaşkanımız demokrasi hareketi duruyor. Meclis Başkanı demokrasi hareketi diyor. Fakat Cumhurbaşkanımız bunu almış. Yahu diyor, şu zarfa bir bakayım. Çaresiz kaldım. Ne yazdılar bize bakalım eski tecrübeli Cumhurbaşkanı? Bir de açıyor şöyle. Eskileri suçla. Senden öncekileri suçla. Enkaz aldık de 3-5 sene devam edersin. Ana muhalefeti suçla diyor. Ve bu suçlanıyor. Ve devam ediyor birkaç sene daha. Sonra ne oluyor? FETÖ kalkışması meydana geliyor. İhtilal denemesi. Ankara'da biliyorsun özel polis okulu bombalandı. Bir sürü polislerimiz öldürüldü. Hatta ne oldu? Genelkurmay başkanı derdest edildi. Zor günler geçiriyordu. Ondan sonra ne dendi? Dedik, ulan dedi şu ikinci zarfa bakayım. Gene bunu aldım. İkinci zarfa açtı. Baktı ki etrafını suçla. Davutoğlu'nu suçla. Bülent Ali'yi suçla. Abdülhakim'i suçla. Onları suçla. Eski arkadaşların suçla dedi. Eski arkadaşları kim? Siyasi ayağını bulamadı iktidar. FETÖ ihtilalinin siyasi ayağını bulamadı. Ben buldum ya. İki kere ikinin dört ettiği gibi resimleri burada. Adı soyadı burada. İkinci cumhuriyetçiler burada. Canlı yayında televizyona verdim. Ben siyasi ayağını buldum. Göster Hodri Meydan. Gösterim dedi. Bir de baktı. Katladı koyuverdi. İşte burada. Bak yan yana hepsi burada. Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Yanı başında Fethullah Gülen yanında. Cengiz Çandar yanında. Toktamış Ateş yanında. Artistler yanında. Hepsi burada. Ben burada ilan ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Son olarak tekrar bunalıyor. Yahu diyor ekonomik kriz geliyor. Hanımlar biliyorsunuz ayçiçek yağını bulamıyorsunuz. Kızartma yapacaksınız yok. Trakya'nın 9 bin dönüm tarlaları satılmış yabancılara. Fabrikalar satılmış. Ukrayna'dan Rusya'dan ayçiçek yağı gelecek de bekliyorsunuz.
Rusya'dan, içinden pirinç gelecek diye bekliyorsunuz, buğday gelecek diye bekliyorsunuz, Kanada'dan mercimek gelecek diye bekliyorsunuz, ekonomik kriz hat safhada, enflasyon %100'ü geçmiş, vatandaş perişan, yahu diyor bunaldım diyor, şu üçüncü zarfı bir açayım, kırmızı zarfı, beni belki bu zarf kurtarır diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, açı heyecan 22, tansiyon yükselmiş, bakıyor ki bir daha çıkıyor. Sen de üç tane zarf hazırla, senin de sonun geldi, senin sonun geldi diyor. Ya sonum geldi de, bu devletin cumhurbaşkanı kim olacak, başbakanı kim olacak diye yiyince, özel kalemden biri bağırıyor. Ya kağıdın arkasını bir çevirsene, bir şey vardır. Bir de bakıyor, Doktor Fatih Erbakan geliyor. Yediden 70'e iyi dinleyin sözlerimi. Benim yaşım 75. Ömrümün sonuna geldi. Siz şahit olun, yaradan şahit olsun. Şunu söylüyorum. Biz 19 yıl iktidarda kalmadık. 11 ay kaldık ya. 11 ayda fabrikadaki emekçiye, otobüsteki biletçiye, sokaktaki simitçiye, cami önündeki direnciye, camideki hacıya, ezan okuyan hocaya, mutfaktaki bacıya, dairedeki memura, başındaki amire %100, %200, %300 zam verdik ya. %300 zam verdik. Şunu söylüyorum. Ben Balıkesir'den evliyim. Kocamın %100, %200, %300 zam verdim ve ben belediye başkanıyım. Ve Balıkesir'e gittim hanımın memleketine. Orada bir yaşlı amca anlattı. Maaş almaya gittim, Bağkurluğum dedi. 100 lira maaşım vardı. Bankadaki kız 300 lira verdi. Aman kızım yanlış veriyorsun. Ben Haç'tan yeni geldim. Bu bana haram olur. Al şu 200 lira dedi. Kız almadı, amca yağmur süsleniyor. O zaman bankamatik kartı da yok. Kuyruk bir kilometre. Ya bunu sana Erbakan diye biri yolladı Ankara'dan. Al git paranı demiş. Aldım kahveye geldim. Demiş ki ihtiyarlar kahvesinde. Erbakan diye biri bana 100 lira maaşım vardı, 300 lira yolladı. Ulan diye hepimize yolladı, sağda sana değil deyince mektubu alıyor yazıyor Sayın Erbakan. Elim çok sıkışıktı. Bana para göndermişsin, elim rahatlayınca ben bunu iade edeceğim diyor. Mektup Ankara'ya gönderiyor. Şu an o gönderilen mektup çerçevelenmiş olarak Ankara Genel Merkez'de duruyor. Biz buyuz. Şunu söylüyorum son söz olarak. Açık söylüyorum. Ya milli görüş, ya perişanlık. Bakın, dün internetten aldım. Bir gazete, basın mensupları, bakın ne yazmış adam. 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl üniversite. Diplomalı patatesçi, arabanın arkasında. Diplomalı karpuzcu yazmış karpuzcu. Şunu söylemek istiyorum son olarak, bakın. Şayet mevcut iktidar devam etmek istiyorsunuz, mevcut iktidara devam etmek istiyorsanız, bak size bir belge götürdüm. Mevcut AK Parti iktidara devam etmek istiyor derseniz, buna tanım edersiniz bir 4 yıl, buna, bu kadarcık ekmek, bu kadar, aç kalacaksınız, aç, açık söylüyorum. Şayet biz bunu istemiyoruz. Biz milli görüş iktidarı istiyoruz. Doktor Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı olması istiyoruz derseniz, o zaman size böyle bir ekmek var, böyle bir ekmek var. Tamam mı? Böyle bir ekmek. Bundan yana mısınız? Kararı siz verin, açık söylüyorum. Kararı siz verin. Son söz. Altak, kurt, kuş, ampul, at, arı, hepsinin tuzu kuru, siyasetin gururu, milli görüşte çare var. Çalıp çarpıp götürmez, yetim hakkı yedirmez, ev oy verirse elin koptum dedirtmez.
bu ülkeyi, bu memleketliği yandaş müteahhitlere soydurmaz. Çare Milli Görüş'te Çare Doktor Fatih Erbakan diyor. Saygılar sunuyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. İşte size Erbakan hocamız ders anlatırken onu dinlemeyip arka bahçede top oynamanın sonu. Sefalet endeksi puanı ne demek? O ülkedeki enflasyonla işsizlik oranını topluyorsun ve o ülkenin sefalet puanı çıkıyor ortaya. Türkiye'nin işsizlik ve enflasyonunu topladığınız zaman geçen sene 30.54 seviyesinde olan sefalet puanımız bu sene 80.67 puana tırmanıyor. Bir senede işsizlik ve enflasyonun toplamı 30 puandan 80 puana gelmiş, neredeyse 3 misli artmış. Türkiye sefalet endeksi liginde de üst sıralara tırmanışını sürdürüyor. Adeta şampiyonluğa oynamaya devam ediyor. Efendim, köprüler yaptık, havaalanları yaptık, duble yollar yaptık, tüneller yaptık. Evet, bunlar çok önemli, çok gerekli hizmetlerdir ama bu beton çimento ekonomisi dar gelirli milyonların geçim derdine derman olmaz. İşsiz gezen milyonlarca gencin derdine derman olmaz. Bunların derdine derman olabilmek için üretim gerekir, istihdam gerekir, ihracat gerekir. Bunların derdine derman olabilmek için önce imtiyazlar değil, önce millet demek gerekir. Paylaşımda adalet gerekir. Bu dertlere derman olabilmek için milli görüş gerekir. Milli görüş, milli görüş. Döviz kalmamış elde almıştır. Öyleyse bu dövizi nasıl tutacağım? Bu kadar döviz sattığım halde, piyasaya müdahale ettiğim halde 15 lirayı geçti gidiyor. Deli gibi hemen bir yerlerden döviz bulup döviz satıp bu piyasaya müdahale etmem lazım. Bakıyorum ve Merkez Bankası'nda rezerv yok. Net döviz rezervi -61 milyar dolar. Öyleyse döviz yoksa döviz satmayalım. Döviz yükselirse yükselsin. İyi de bu sefer de enflasyon patlıyor. İthalata bağımlı ekonomi. Türkiye'de ürettiğin ürünü bile %82 oranında dışarıdan getirdiğin ham madde malzemeyle üretiyorsun. Dünya kadar ithal ürün kullanıyorsun. Döviz yükselirse yükselsin diyemezsin. Bu sefer enflasyon patlayacak. Bir de üstüne döviz yükseldiği zaman kur korumalı mevduat hesabı patlayacak. O da hazineyi patlatacak. Bak, döviz 15 liranın altında durmasına rağmen 4 ayda kur korumalı mevduattan dolayı hesap sahiplerine ödenen para ne kadar biliyor musun? 74 milyar lira. 74 milyar. 4 tane Avrasya tüneli.
2 tane Çanakkale Köprüsü, 3 tane Osman Gazi Köprüsü yapılır bu verilen parayla. 15'in altında tutmalarına rağmen dövizi kur korumalı mevduat hesap sahiplerine ödemeleri gereken para. Şimdi 15'i aşma gidiyor. Bu yükselmeye devam ederse kur korumalı mevduat sahiplerine nasıl para ödeyeceğiz? Hazinede patlayacak, enflasyonda patlayacak. Bütün bunlar patlayınca da iktidar patlayacak. Seçimlere kadar nasıl ayakta duracak? Onun için bir Kral Selman'a koşacaksınız, bir Fas'a koşacaksınız, bir Londra'ya koşacaksınız. Tam bir sıkışmışlık hali, tam bir çaresizlik hali. Her zaman söylediğimiz gibi işte size beton, çimento ekonomisinin sonu. İşte size borç, faiz ekonomisinin sonu. İşte size milli görüşten uzaklaşmanın sonu. İşte size Erbakan hocamız ders anlatırken onu dinlemeyip arka bahçede top oynamanın sonu. Şu geldikleri sıkışmış hale bak. Biz size yıllardan beri borç, faiz, ekonomisi çıkmaz sokaktır demedik mi? Erbakan hocamız yıllarca üretim, ihracat diye boşuna mı çırpındı? Ta 76-77 yılındaki o fabrikalar, o sanayi tesisleri boşuna mı kurdu? Allah ondan binlerce kez razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi bu sıkışmışlık ve telaştan değişik değişik müjdeler veriyorum. Daha önce biliyorsunuz milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi verirken, milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar gelirle yaşam mücadelesi verirken, milyonlarca işsiz genç işsizlikten kırılırken, müjde çocuklar, aya gidiyoruz, aya sert iniş yapacağız müjdesini vermişler. Çok iyi biliyorsun. Arkasından bir asgari ücretle 4 teneke ayçiçek yağı alınan bir ülkede, bir memur maaşıyla 5 depo benzin alınan bir ülkede, vatandaşın doğal gaz faturasını ödeyemeyip evinde battaniyeyle titrediği bir ülkede Kanal İstanbul müjdesini vermişlerdi. Şimdi de gelmişler taneyle salatalık, taneyle muz, dilimle karpuz satılan, kaşıkla salça satılan bir ülkede, ekmek kuponu dağıtılan bir ülkede, vatandaş halk ekmek kuyruğunda, ucuz ayçiçek yağı kuyruğunda saatlerce beklediği bir ülkede ayda 28 bin lira taksitle 2 milyon liraya ev sahibi olmayı bir müjde olarak bu millete sunmaya kalkıyorum. Ne diyorum ben? Geçmiş dönemlerin birinde bir kral demiş ya, efendim pasta, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Bunlar da diyorlar ki efendim ekmek alamıyorsanız konut alın, konut. İşte bunların müjdesi bu. Adamın ekmek alamıyorsanız pasta yiyin sözünde olduğu gibi bu son müjde, ekmek alamıyorsanız, ayçiçek yağı alamıyorsanız öyleyse sizde konut alın müjdesi. Ya bu ülkede aylık 28 bin lira taksidi ödeyebilecek kaç kişi var Allah aşkına? İşçiyi, memuru, asgari ücretliyi, emekliyi sen geç zaten. Milletvekili, bakan, vali, bugünkü şartlarda 28 bin lira taksidi bunlar ödeyemez. Böyle bir müjde mi olur Allah aşkına? Buradan iktidar yetkililerine sesleniyorum. Diyoruz ki ey iktidar yetkilileri, bu milletin beklediği asıl müjde ne size söyleyelim mi? Bu milletin sabırsızlıkla beklediği müjde 2023 seçimleri akşamında televizyon kanallarında bu iktidarın gittiğini ve yerine Milli Görüş iktidarının geldiğini görmek olur. İşte asıl müjde bu. Bu milletin beklediği asıl müjde bu. İşsizlik, enflasyon, borç, faiz, tüm bu sıkıntılar iktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden başımıza geliyor. Tam 20 senedir uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yüzünden başımıza geliyor.
İktidarın bu sisteminde gider kalemleri ne biliyor musunuz? Birincisi faiz. Bir senede 300 milyar lirayı götürüp faize verdi. 2022'nin ilk iki ayında 58 milyar lira faize vermiş, 3 milyar lira tarımsal desteklemelere verdi. Tarımsal desteklemeye çiftçiye verdiğinin 20 mislini faize verdi. Bu sene 240 milyar lira faiz ödeyeceğim diye açıkladı. Seneye 292 milyar lira. Ondan sonraki sene 320 milyar lira. Döviz kuru 9 seviyesinde kalırsa, döviz 15 olduğu için bu seneki 240 milyar şimdiden 300 milyar liraya bulacak. Ne demek bunun manası? Kendi açıkladığı ekonomi programındaki rakamlarla dahi 3 senede 852 milyar lira faiz ödeyecek. Bugüne kadar da 523 milyar dolar faiz ödemiş. Bir 852 milyar lira daha ödeyecek. Ya paralar bu faize giderken millete para kalmıyor ki. Esnafa, çiftçiye, emekliye, memura para kalmıyor. Tarımsal desteklemeye, süt üreticisine, küçük esnafa imkan kalmıyor. İkinci gider kalemine imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmaz. İşte Rize havaalanını söyledi Cumhurbaşkanı. Artvin'le Rize'nin toplam nüfusu 550 bin. Yıllık 3 milyon yolcu geçiş garantisi veriyorlar, havaalanı yaptırıyorlar. Bütün bir Artvin ve Rize'nin nüfusu bir yılda havaalanını kullansa bile 2,5 milyon yıllık açık var. Çanakkale Köprüsü yılda geçen araç sayısı maksimum 4 milyon, bir yılda 16,5 milyon araç geçiş garantisi vererek Çanakkale Köprüsü'nü yaptı. Bir köprüyü 4 köprü parasına, bir havaalanı 6 havaalanı parasına, bir barajı 5 baraj parasına, 13 şehir hastanesini 57 şehir hastanesi parasına yaptırıp 100 milyarlarca lirayı da imtiyazlı holdinglere aktarıyor. Faize gitti 100 milyarlarca lira, imtiyazlı holdinglere gitti 100 milyarlarca lira, millete, vatandaşa imkan kalmadı. Üçüncü gider kalemine kamu israfı, milyarlık protokol masrafları, 10 milyonluk zırhlı Mercedes makam araçları, milyarlık makam uçakları, milyonlarca lira tutan makam odaları, 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş alan bürokratlar, bakan yardımcıları. Daha geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bir bakan yardımcısı ayda 310 bin lira maaş alıyor. 310 bin lira. 5 tane maaşı var. Aylık 5 maaşın toplamı 310 bin lira. Ondan sonra bunlara açlık var, fakirlik var, yokluk var, çarşı pazar pahalı deyince anlayamıyorum. Diyorlar ki ya abartıyorsunuz. Tabi ayda 310 bin lira maaş alan adama salatalığın, domatesin, karpuzun pahalı olmasını anlatabilir misin? Anlatamıyorsun tabi. Abartıyorsunuz diyor. İşte giderler buraya gidiyor. Neyi anlatıyorum? Bunların ekonomik modelinde 3 tane gider kalemi var. Bir tanesi faiz ödemeleri. İkincisi imtiyazlı holdinglere, 5 tane holdinge milyarlarca dolar aktarmak. Üçüncüsü de kamudaki israf. Bu giderlerin içinde kaynak aktarılması için işçi yok, memur yok, çiftçi yok, emekli yok, vatandaş yok, halk yok. Peki bu sistemin gelir kalemlerine bugüne kadar borçlandığı yetmiyormuş gibi daha da borç üstüne borç alacak. Borcu borçla kapatacak, borç faizini borçla kapatacak. Borç, borç, borç. Gelir olarak bildikleri birinci kalem bu. İkinci kalem devlet varlıklarını satmak. Bakın 170 tane devlet kuruluşu satıldı gitti. 3 senelik borç faizi parasına gitti diye söyledim. Bunlar gitti yetmedi. 6000 tane arazi, tapu, gayrimenkul devlete ait. Bunlar satıldı yetmedi. Şimdi yeni getirdikleri düzenlemeyle 240 bin kamu lojmanını satıp onun da parasını kullanma yetkisini ellerine alıyor. Araziler bitti, gayrimenkuller bitti, sanayi tesisleri bitti, şirketler bitti, kuruluşlar bitti. Şimdi kala kala kamu lojmanları kaldı. Bunu da getirdikleri torba yasanın içine koymuşlar. Bunları da satıp yok edeceğim diyor. Alın size ikinci gelir kalemi. Elde avuçta ne varsa satıp yok etme. Üçüncü gelir kalemine zamla, vergiyle millete yük yüklemek, milleti limon gibi sıkıp suyunu çıkarma. Bu zamların, vergilerin ayrıntısına girip de anlatmaya gerek yok. 85 milyon bunu yaşayarak hissediyor, en acı bir şekilde müşahede ediyor zaten.
Böyle bir sistem içerisinde milleti sıkıp limon gibi suyunu çıkar, milletin vergisini, alın terini, emeğini toplar, ne kadar imkan, ne kadar kaynak varsa götür, faize, imtiyazlı holdinglere ve kamudaki israfa 3 maaşlı, 5 maaşlı, 7 maaşlı bürokratlara aktar. İşte bu sistem yüzünden dolar yükseliyor, bu sistem yüzünden enflasyon yükseliyor, bu sistem yüzünden işçi, memur, emekli, çiftçi alım gücü düşüyor, perişan oluyor, yoksulluk ve sefalet artıyor. Bu sisteme acilen dur denmesi lazım. Ne yapılacak? Bir defa mutlaka denk bütçe yapılacak. Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere bütün bakanlıklar, bütün belediyeler kanuni bir zorunluluk olarak denk bütçe yapacak. Türkiye'nin bu halinde hiç kimse gelirinden daha fazla harcama yapma yetkisine sahip değil, kimse kusura bakmasın. Herkes denk bütçe yapacak, faiz ödemeleri azaltılacak ve kısa sürede sıfıra indirilecek Allah'ın izniyle. İkinci yapılacak iş, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması durdurulacak. Böyle yap işlet devlet olmaz, böyle kamu özel işbirliği olmaz. Bunun adı yap işlet devlet değil, ben yiyemedim al sen ye projesi. Böyle proje mi olur Allah aşkına? Bunların hepsi durdurulacak. İsrafı mutlaka önüne geçilecek. İsraflar ateşten kaçar gibi kaçılacak. Milli kaynak paketleri kitabıyla kaynak üretilecek. İşte kitabımız burada. Milli kaynak paketleri kitabımız burada elhamdülillah. Daha ilk yazdığımız kitap buydu. Bir senede 15 adımda 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak? İşte bu söylediğimiz adımlar atılarak israfın önüne geçilmesi, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması, denk bütçeyle faiz giderlerin ortadan kaldırılması, üstüne bir de yıllık 150 milyar dolar kaynağın eklenmesiyle oluşacak olan imkanla ne yapacağız? Üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi modelini uygulayacağız. İşte onun kitabı da burada. Sağ olsun Kocaeli Teşkilatımız bunları özellikle getirdiler. 81 ilimize 681 refah projesi kitabı burada hazır. Bu ne için? Bu ne için? Bu üretim için, istihdam için, ihracat için, dış ticaret açığı kapatılsın diye, dış ticaret fazlası verelim diye, Türk lirası kul olmasın diye, işsizlik olmasın diye, döviz yükselip de enflasyon bugün olduğu gibi patlamasın diye. Bütün bunların ilacı üretim, istihdam ve ihracat. Onun hangi ilde, hangi tesisle, hangi fabrikayla yapılacağını gösteren de işte bu kitap elhamdülillah. Kim yapabilir bunları? Sadece milli görüş yapabilir, sadece yeniden refah yapabilir. Nereden malum? 50 senelik geçmişimiz bunun ispatıyla dolu da oradan malum elhamdülillah. 50 sene boyunca milli görüş ne zaman geldiyse bu milletin yüzünü güldürdü. Güçlünün, sermayenin değil, mazlumun, ezilenlerin halkın iktidarı oldu. Şimdi nasıl yapacağız? İşte söylüyoruz. 76-77'de Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi olan ağır sanayi hamlesini nasıl gerçekleştirdiyse 81 ilimize 681 proje hamlesini de aynı şekilde gerçekleştireceğiz inşallah. 54. hükümette denk bütçeyi nasıl yaptıysak yine aynı şekilde yapacağız. 54. hükümette 6 ayda 35 milyar dolar kaynağı nasıl bulduysak bu sefer bir senede 150 milyar dolar kaynağı öyle bulacağız. 54. hükümette milli görüş olarak işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin alım gücünü, refah seviyesini nasıl rekor düzeyde arttırdıysak yine aynı şekilde arttıracağız. 54. hükümette nasıl ki mazlumların, ezilenlerin iktidarı olduysak yine geldiğimiz zaman yine mazlumların, yine ezilenlerin, yine bu milletin iktidarı olacağız. Milletin iktidarı. Cenab-ı Allah bir an evvel bu projelerimizi gerçekleştirmeyi, aziz milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmayı, yeniden refah bahsediyoruz.
partimize nasip eylesin. Son olarak sözlerimi toparlarken diyorum ki adalete, refaha, insan haklarına, huzur ve barışa ancak ve ancak milli görüşle ulaşılır.